Peki efendimle daha şey olmamızdaki gaye Hüseyin efendim tarafından, hani Hüseyin efendim de bizim oraya gelip de hani babalığımız olunca, evet, ondan sonra tabi hacanele nikah şey yaptıktan sonra, ya İbrahim dedi, ben herkese kızıyordum ama sana dua ediyorum dedi mübarek böyle. Hatta bir gün efendime anamı kandırmışlar Karabayırlar, bizim o yerine götürek seni de işte biz sana, size şöyle şey yap, hizmet ederek falan filan. Dedi ki mübarek, ya ben burada dedi çok rahatım oğlum, senden de memnunum, Allah da senden memnun olsun dedi, elhamdülillah öyle bir şey yaptı. Fakat dedi, bizi dedi durdurmuyorlar falan dedi. Efendim ben dedim sizi salmak istemiyorum ama gitmek istiyorsan ben ne yapayım dedim. Şöyle bir teheccüh geldi içimden ahlıma. Dedim ki bunu durdursa İpek Efendim durdurur. Ya Rabbi bildir dedim gece. Yani bu düşünce Hüseyin Efendimiz için. Hüseyin Efendimi dedim, evet, durdursa İpek Efendim durdurur. Yoksa herkesin tanıdığı Şarhlı Hüseyin Efendi. Şarhlı Hüseyin Efendi. Efendimizin halifesi. Tabii. Evet. Burayı açıklayalım kardeşlerimizin. Ondan sonra isimler. Bir de öyle dedim, sabahın tesbihi çektim. Sabah namazını kıldık. O gün de cumartesi. Eve çıktım yukarı. Tesbihi Hüseyin Efendimle beraber çekiyoruz. Namazı da kıldık. Yukarı eve çıktım. Aradan 2 saat mi geçti? 3 saat geçmedi yani. Bir de dışarı bir çıktım, İpek Efendim evin önünde dikiliyor. Allah Allah. Selam aleyküm dedi İbrahim dedi. Aleyküm selam efendim dedim ama bana bir şaşkınlık şey etti. Yani her zaman gelirken haber veriyordu. Adı güvereydi. Ondan sonra aman efendim dedim, hoş geldin falan. İbrahim dedi, Hacı Efendi nereye diyor dedi. Dedim efendim Alaaddin Efendi gel. Hani o zaman Alaaddin Hoca gel dedim, böyle dedim götürüyorlarmış böyle bir şey. Onlar da şöyle arkasında geliyorlar. Yok yok bir yere gidemez dedi. Sen müşteri ol dedi. Ferah tut kendini. Tamam dedim o zaman. İçeri girdik. Vay kardeşim hoş geldin falan filan. Hacı Efendi dedi, İbrahim'i burada dedi, çok rahatsın sen dedi. Sana güzel de bakıyor. Gelenine gidenine. Buradan bir yere gitmek yok dedi. Tamam dedi. Maşallah. Tamam efendim dedi. Ondan sonra böyle bir şeyimiz vardı ama mübareğin kendisini çok mesela ki severdik. Ve Hüseyin Efendim de çok severdi. Derdi ki evladım, o bir Kubbül Arif'in iki kanatlı kuş derdi. O Kubbül Arif'in derdi. Biz onun yanına varamayız. Ondan sonra o bizim ustadımız derdi. Böyle met ederlerdi. İpek Efendim de derdi ki yeryüzünde melek görmek istiyorsanız Hüseyin Efendi'nin yüzüne bakın, onu ziyaret edin derdi. Bak, mübarek böyle yani birbirlerini vasf ederlerdi ve çok severlerdi, severdi yani. Yani diyebilirim ki halifelerinin içerisinde en çok seven de en çok saygılısı da mesela ki Hüseyin Efendi'ydi. Evet, kendisi de mesela ki öyle şey yapardı. Hatta bir tanesi Devriş'in bir tanesi böyle oturuyoruz evinde. Devriş kardeşin evinde. Düğünü de var. Hüseyin Efendim'le gittik oraya. Efendim dedi bu daireyi var ya dedi. İpek Efendim dedi ister dedi. 50 bin lira istedim. O da 30 bin lira verdi. Vay ahmak vay dedi. Yahu dedi İpek Efendi gibi bir insana dedi. İnsan dedi böyle dedi şey yapar mı dedi. Evladım dedi. Ben olsam dedi şimdi şu anda dedi dese ki dedi Hacı Efendi bütün servetini vereceksin gözümü kırpmadan veririm dedi. Çünkü dedi onun bir tespit dolandırması dedi cennette köşkünü yapar senin dedi. Neden dedi insan dedi vermez dedi. Pazarlığı niye yaptın sen evladım dedi. Vah yazıklar etmişim. Bir hafta ona zar incidi böyle. Üzüldü. Allah'a. Yani İpek Efendi gibi bir insana dedi mesela ki bir yerde dedi pazarlık kesilmez dedi şu anda dedi. Ben dedi şeyhime dedi, ustadıma dedi, nasıl dedi pazarlık keserim dedi böyle mübarek. Hani böyle çok şey yapardı. Evet, Allah razı olsun İbrahim abimiz. İşte İbrahim Peygamberimizin
İbrahim abimizin hatırasında olduğu gibi parmağıyla gösterip derviş bir divan söyle. Sohbeti keserdi mübarek. Böyle derviş bir divan söyle diye bir kardeşimizi işaret buyurur. Ondan divan dinler. Ortalıkta güzel bir muhabbet, sükut olurdu. Biz onun bir sünnetini Allah nasip ederse yerine getirelim. Her zaman olmayabilir ama bizim farklı planlarımız var yine inşallah. Onu da programımız ilerledikçe inşallah seyreden kardeşlerimizle, siz saygıdeğer kardeşlerimizle inşallah paylaşırız. İbrahim abimizden rahmetullahi aleyh İbrahim İpek Efendimizin bir divanını sohbetimizin bu bölümünde dinleyelim inşallah. Ruhaniyeti iznillah gönlümüze gelen ruhaniyeti şu anda bizlerle beraberdir. İnanıyoruz. İbrahim abimize sözü bırakalım. Bir divanını dinleyelim inşallah mübarek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Muhammed. Bugün dillerde destanım gelmiş. Mürşid-i Kamil'im, ustadım gelmiş. Cananı candan sevenim gelmiş. Can gözüyle cemal görenim gelmiş. Gamlıdır bu gönlüm, gayet yastayım. Gırgındır vücudum, hem de hastayım. Varıp da derdime derman isteyim. Yaralar sarıcını lokmanım gelmiş. Varıp da derdime derman isteyim. Yaralar sarıcını lokmanım gelmiş. Var mı benim gibi pek çok yaralı? Az derdim yarayını ciğer pareliğini. Hep kamiller gelmiş bilmem nereliğini. Baktım işlerinde sultanım gelmiş. Heberenler gelmiş bilmem nereliğine. Baktım işlerinde sultanım gelmiş. Ey mücahit bir günüm pişman olursun. Niçin dostun ile düşman olursun? Zikredersen hakkını sen de görürsün. Bugün can evime sevenim gelmiş. Zikredersen hakkını sen de görürsün. Bugün can evime sevenim gelmiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir gün anlatayım mı? Tabii, soru olarak kardeşimiz açtı. Allah razı olsun. Mübarek irşat hizmetleri bunlar. Tabii. Evet. Şimdi mübarek tabii Arap olmayınca hasta da son zamanlarda bir taraftan bir yere çıkmazdı, yani şey yapmazdı. Öyle de bir yağmur yağıyor ki sanki mübarek ovayını aktarmış gibi sabah namazını Elma Dağı'nda kıldım. Çorum'a gidiyorum. Çorum'dan alacağım. Haymani'ye getireceğim onu, Yenici'ye. Orada hani Kurt Köyü, böyle şeylere de meraklılar, fakat dedi ki sabah 7'de oraya vardım.
şeyde bekliyormuş, sofra serdi, neyse bir bardak çay işte yani böyle. Ura dediğiniz Çorum yani. Çorum'a evet. Vardım. Ankara'dan Çorum'a vardınız. Çorum'da bir sefer dedi ki efendim mübarek bir bardak çay işte öyle gidek dedi. Bir bardak çayını içtik ama oradan çıktık şimdi arabaya bindik geliyor. Araba koparanı oraya gelince teklemeye başladı benim. Allah Allah dedim ya bu peşme yapmazdı bu böyle. Neyse bu araba böyle boşaldı bir gaza bastım falan. Yok bir vitese taktık acık gitti bir de aynısını yaptı. Dedi ki İbrahim dedim benim araba da bir gün böyle yaptıydı dedi. Evet efendim dedim. Birisi kaçaraktan geldi ki filanca kişi öldü deyin dedi. Ben de sana geliyorum deyin dedi. Ben korktum o zaman biliyor musun? Allah Allah. Yok efendim bir şey mi olacak falan dedim. Yok yok bir şey olmayacak korkma sen dedi. Gider inşallah dedi. Araba ondan sonra bizi kimse tutamıyor. Araba açıldı. Geliyor. Sungurlu İnay'a çıktık şimdi. O Kızılgede'ye geldik. Delice'nin başının oraya. O rampaya çıktık ki şeyden gelen de Ankara tarafından gelen de Sungur'dan giden de durmuş. Kaza olmuş orada. Sanki adamlara bu yaralıları bize verin dercesine adamların vardık önüne durduk. Efendimle. Yorun şilen burnuna girdim ben. Gidiyor. Bahçavuş dedi ki Allah rızası için dedi şu yaralıyı alacak yok mu dedi. 15-16 yaşlarında da bir kız çocuğu. Ben şöyle baktım efendim. Al dedi. Benim araba da sitecin. Çadır falan vardı içinde. Ya, çocuğu aldık biz şimdi. Delice'ye varmadan çocuk öldü. Allah. Arabanın içinde. Şimdi Allah'tan ki kaza yapan çocuk da içinde. Onu da aldık. Taksinin şeyini. Oraya vardı şimdi doktor demez mi orada memurlar sen gidemezsin. Niye? Dedi sen öldürmedin ne bileyim biz. Arkadaş adam burada bak kazayı yapan adam biz. Allah rızası için aldık geldik. Olmaz dedi ya savcı gelecek sen şey yapacaksın. Yağmur yağıyor. Efendi arabanın içinde. Geri geldim ne oldu dedi bizi salmıyorlar dedim. Niye dedi. Savcı geleceğimmiş ifade vereceğim. Ya git söyle dedi şöyle elini çekti. Git dedi söyle dedi. Versinler bize izin dedi işimiz var bizim dedi. Hayır işimiz var dedi. Vardım oraya bir sefer gün doktor şöyle bir baktı. Sen ne diyorsun dedi. Dedim böyle böyle. Ya seni kim ne tutuyor dedi. Yürü git sen dedi. Şimdi geldim ne oldu dedi böyle. Tabii ki gideceğiz dedi ya. Allah. Hacı abi şimdi sizin o yani arabaya arızalanması. He o cene o himmet şey olacak. Yani o olaya karışmamış oldum. He yani. Oraya karışmamış oldum. Elhamdülillah. Bir de neyse çıktık. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'li Yorgalı Bayram vardı hani rahmetlik. İbrahim şu eve sap da dedi. Burada dedi namaz öğlen namazımızı kılalım dedi. Eve sapmak değilmiş. Kadınca sobayı devirmiş evi yakacak. Bizi onun için sapıtmış mübarek. Allahu Ekber. Bir de içeri girdi ki duman dolmuş içeri. Kadınca içeride bunalacak. İbrahim şu sobayı kurul da dedi hemen gidelim dedi. Sobaya kurduk kalbisi. Elimiz yanıyor. Bezine müzine tuttuk sobaya kurduk. Namazı kıldık çıktık. Dedim ki efendim demek ki dedim bizim araba bunun için bir şey yapmış dedi. Bazen öyle olur bazen böyle olur dedi. Evet. Mübarek. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ruhumu teniden firar eder gördüğünü irad eder ruh bülbülü feryat eder Muhammed'e varsam diyor. Ruh bülbülü feryat eder Muhammed'e varsam
aşık oldum, aşıklara maşuk oldum. Ben cananı canda buldum, çağırırım canan diyor. Ben cananı canda buldum, çağırırım canan diyor. Aşık isen sen canana, niçin kıyman tende cana? Bülbül gibi ol divane, Muhammed'e varsam diyor. Bülbül gibi ol divane, Muhammed'e varsam diyor. Ben bülbülüm, zar ederim her sefer, feryat ederim. Demim işgamım kederim, ağlıyorum gülsem diyor. Demim işgamım kederim, ağlıyorum gülsem diyor. Bülbül halin söyler ise aşkı tarif eyler ise, karga onu dinler ise, arz eder mi görsem diyor. Karga onu dinler ise, arz eder mi görsem diyor. Behey gafil uyma bana, ne zararım vardır sana. Allah aşkı yeter bana, ricam etmem sevsen diyor. Allah aşkı yeter bana, ricam etmem sevsen diyor. Yol ve gidesizin olsun, gül ve bahçe bizim olsun. İsterse bir yudum olsun, mücahit diler içsem diyor. İsterse bir yudum olsun, rüştüm diler içsem diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah razı olsun kardeşlerim, sizden de Hacı Kadir kardeşim, sizden de inşallah. Yani bu rahmetullahi aleyh efendimizin divanlarıyla Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e feyiz muhabbet ihsan eylesin. Amin. Öyle güzel ki insan usanınca, sıkıntıya girince,
gönül evi daralınca huzur olarak İbrahim Pek Efendimiz'in divanlarından bir divan söylese ya feyzi muhabbete dalıyor, elhamdülillah aşkı muhabbete dalıyor, ya yoksa gönül evi huzur buluyor. Rabbimize şükürler olsun ki böyle hak dostlarıyla, Cenab-ı Hakk'ın kendi zatı dostlarıyla bizleri dost eylemiş, onlara ihvan eylemiş, ona ihvan eylemiş. Şükürler olsun. İnanın gönlümden sevine sevine söylüyorum bunu. Seçkin insanlardan birileriyiz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed kardeşlerimizi inşallah sayısını ziyade eylesin. Biz yani bu programda güzellikleri, o rahmetullahi aleyh efendimizle yaşamış olduğumuz güzellikleri anlatmakla bitiremeyiz. Ama İbrahim Pek Efendimizin yakın hizmetinde olan, bizde yolda yol büyüğümüz olan, yaşta da büyük, yolda da büyüğümüz olan İbrahim abimizden tekrar rahmetullahi aleyh efendimizle olan hatıralarından bize anlatmasını istirham ediyorum. Şimdi Fatih Efendim hani daha efendime teslim olmadan önceki şeyinde zuhuratta mesela ki Hüseyin Efendim'in gördüğünde dedi ki elhamdülillah dedi. Sabah namazını kıldık böyle gece tesbihten sonra. Hayırdır efendim bir şey mi var dedim. Dedi ki şık zuhur etti dedi. Maşallah. İki güneş doğdu dedi Kabe'de dedi. İki güneş dedi birleşti dedi. Şık zuhur etti dedi. Fakat o delikanlıyı ben de tanımıyorum dedi. Aradan 15-20 gün geçti. Bizim köyde düğün var. Düğüne gittik. İbrahim İpek Efendi de geldi mübarek. Şimdi zikir, sohbet. Oturduk. Şimdi 3-5 kişi kaldı içeride. Şöyle yan yana oturuyorlar. Ben de önlerindeyim. Şöyle oturuyorum. Dedi ki efendi dedi iki güneş doğdu birleşti dedi. Bu kara sahallı genç kim dedi. Hüseyin Murat Efendim soruyor. He, Hüseyin Efendim soruyor. İpek Efendime sordu. Öyle deyince mübarek bir tebessüm etti. Dedi ki Hacı Efendi dedi. Zamanı gelince her şey olur dedi. Olacak dedi. Verecek Allah dedi. Orayı kimseye söyleme gayli dedi. Kapat dedi. Tamam dedi. Şimdi Fatih Efendim İpek Efendime hani teslim oldu. Böyle geliyor gidiyor. Şimdi Fatih Efendimi tabii mübarek şey yaptı. Yani sezdi. Odur diye. Şimdi soruyorlar İpek Efendime efendim hani kime verecek falan. Zamanı geldi mi dolacak derdi. Ondan sonra böyle birkaç sefer şey yaptı. Tabi mübareğin ahirete şey olunca Hakk'a yürüyüşü ondan önce de arkadaşlar burada bana derlerdi ya acaba işte kim olacak şöyle olacak derdim ki nasıl ki Cenab-ı Allah Hüsnü Gülzar Efendimi İbrahim İpek Efendimi nasıl beklettiyse İbrahim İpek Efendim de yerine dikmeyince Cenab-ı Allah onun ruhunu kabul etmez derdim. Yani bunu da söyleden Cenab-ı Allah. Tabii. Ya arkadaş nasıl olur falan derlerdi biliyor musun? Bir gün dedim ki bak İbrahim İpek Efendim dünyaya gelmeden Hüsnü Gülzar Efendime Yorgalı'da Dereaşla'da odada sormuş Mustafa Hoca diye birisi. Demiş ki ya efendi sen yaşlandın Fehmide de yaşlandı. Yerinize bırakacak kimse yok mu falan deyince demiş ki arasından dünyaya gelmedi daha demiş. Nasıl oluyor bu iş demiş. Gelecek demiş dünyaya gelecek büyüyecek benim postuma oturacak demiş. Allah Allah demiş. Evet demiş bu şimdi. Daha dünyaya gelmemişti aradan 30 sene geçer demiş. Burada da seni aynı bu odada teslim alacak demiş. Hoca demiş. Allah Allah. Hoca tatlılı. Allah Allah. Neyse tabi İbrahim İpek Efendim dünyaya geldiğinde bir nur doğmuş evin içerisinde. Hani rahmetlik Esed Efendim anlatırdı. Hani tabii ki abisi, kardeşi.
bir nur doğdu derdi. Evin içinde derdi. Öyle derdi. Elhamdülillah demiş Hüsnü Güzar Efendim. Köyde. Dünyaya geldi. Dünyaya geldi. Demişler efendim hayırdır? Demiş ki İskilip'in yerli köyünde İbrahim dünyaya geldi. Adı İbrahim olacak demiş. Bizim evet. irşadımıza erişecek demiş. Allah razı olsun. Allah ve İbrahim İpek efendim tabii ki ilkokul çağlarına geliyor. Fakat bunlar şimdi Fehmi Dede ile ikisi o yanına yolculuğu daha çoğaltmaya başlamışlar. O arada. Tam diyor 14 yaşlarında diyor İbrahim İpek efendim. 14 yaşlarında. Ve İskilip'te ders alıp geliyor her gün. Köye. Hafızlığa çalışıyor diyor. Derdi. Esad efendim rahmetlik. Hüsnü Güzar efendim de gelip yediyor diyor Fehmi dede. Biri geliyor biri yediyor diyor. Köye diyor. Onlar Hüsnü Güzar efendi gelmeden İbrahim İpek efendim bir zuhurat görüyor. Bir diyor kalabalık ordu yığılmış iki general geçmiş bizim ordunun şeyine sıraya dizmişler. Biri bir yandan iğne vuruyor, biri bir yandan aşılıyor. Allah Allah. Dedi ki diyor Esad abi bugün bir zuhurat gördüm dedi diyor. Hayırdır kardeşim dedim diyor. Dedi ki diyor orduyu dizmişler sıraya. Generalin birisi bir tarafta, birisi bir tarafta. Biri bir yandan inne vuruyor, biri bir yandan inne vuruyor. Ben de vurundum diye şöyle geçeceğim. Dur sen gitme, seni aşılacak dediler diyor. Ben aşılarken uyandım. Elhamdülillah demiş Esad efendim de rahmetlik. Bu nedir Esad ağa demiş. Demiş ki seni tarikata aşıladılar. Bir de diyor öyle dedim diyor. Olur dedi diyor. Bu gitti diyor İskilip'e ders almaya gitti diyor sabahın diyor. Bir de diyor akşamüstü diyor bir gün sonra diyor Hüsnü Güzar efendim geldi bizim odaya oturdu diyor. Hani onların odaya otururmuştu mübarek geldi miydi de. Geldi oturdu diyor. İlkinde namazını kıldık diyor. Bir de beyefendi geldi diyor. İçeri girdi diyor. Elini öptü diyor. Çardağa çıktı şöyle oturdu diyor. Oturunca diyor şöyle baktı diyor. Hafız gel gayli dualık yeter dedi diyor. Bu zamana çek gezdiğin dedi diyor. 14 yaşında diyor. Dualadı diyor. Dedi ki diyor Esad'a ders nasıl geçilirmiş bak bundan sonra gör dedi diyor. Ama şimdi iddialaştık diyor. Bununla tamam dedim diyor. Yahu ben kalkıyorum diyor. Bakıyorum diyor. Bunun ışık yanıyor diyor. Bir gün böyle, iki ay böyle, üç ay böyle, beş ay böyle diyor. Ondan önce kalkamıyorum diyor. Annem rahmetlik dedi ki diyor, Esad oğlum dedi diyor, bununla sen iddia etme. Ben gözümle gördüm ki bu yatsa bile başında iki tane kişi geliyor, tespiti çekiyor dedi diyor. Allah Allah. Bununla sen iddialaşma dedi diyor. Özellimiz. Allah razı olsun. Neyse diyor, ben o zaman diyor, Huesma sokuyorum diyor. Babu diyor, bir ay geçmedi diyor. İsmi Celal'a geçti diyor. Bir de diyor Hüsnü Güzar Efendi ile Fehmi Dede geldi diyor. O zaman da buna divan zuhur etmiş. Melekler Mevla'ya coştu gidiyor. Rüştü peşlerine düştü gidiyor. Değil mi? Bu divan o zaman zuhur etmiş. Allah İsmi Celal'da. Şimdi diyor bizim odada oturdular diyor. Durdular diyor. Neyse bugün diyor misafir oldular diyor. Ertesi günde diyor yukarı Çaykoya doğru çıkacaklar diyor. Ben diyor atlarını hazırladım diyor. Atlarını yaptım koyu çıkartacağım diyor. Dedi ki diyor çıkar diyorum böyle diyor. Önlerinden çekiyorum atlarımı diyor. Yahu Fehmi Efendi ne edecek dedi diyor. Neyi efendim dedi diyor. Yahu yaşı bek küçük. İlafeti var bunun dedi diyor. Ya ilafeti ver diyor. Verilecek bunun dedi diyor. Yahu ne yapacağız şimdi dedi diyor. Allah Allah. Öyle deyince dedi ki diyor ya efendim dedi diyor askerliğini mahalle bekleyek dedi diyor. Askerliğini bekledek dedi diyor. 6-8 sene bekledir. 22 yaşında askerden geliyor. 22 yaşında 23 yaşında icazetini alıyor.
Hatta askerde mübarek bir nakşilere kayıt olayım falan demiş biliyor musun? O zaman da fetva olmuş şeyde. Askerde fetva geçirmiş. Askerde askerlik yaparken dersi fetvamış. Fetvamış da o zaman. Hüsnü Güzar Efendi'me mektup yazarmıştı. Mektupla böyle bildirirmişti. Ondan sonra demiş ki bir de nakşilere şey yapayım dur demiş. Bir burnu kanıyor İbrahim İpek Efendi'mi orada. Kimse durduramıyor. Hemen anlıyor mübarek. Diyor ki komutanım diyor bana siz bir izin verin bu durur diyor. Bana diyor 3 gün 4 gün bir izin verin bu durur diyor. Oradan çıkıyor doğru üstü Güzar Efendi'nin yanına geliyor. Kalbimi bozarsam böyle olur diyor. Allah. Ondan sonra tabii ki orada yani himmeti yine alıyor tabii ondan sonra. Mübarek yani çok sevimli mesela. Hatta derdi ki İbrahim derdi bizim köylü Necip Hoca vardı hani sen bilirsin. Biliyorum. O anamın dayısıdır. Mübarekler hep onun oraya gelirlerdi. Onun da çocuğu yoktu beni çok severdi. İbrahim Pek Efendim derdi ki ya Necip Hoca'nın bende çok hakkı var İbrahim derdi. Allah'ım. Niye efendim derdim. Ya beni kışın yanında hani Haccakarı'yla ikisi derdi. Aa şöyle yanında yatağımı yanlarına yaparlardı. Sen üşürsün üstün açılır deyin derdi. Bana çok şeyler var, haklar var derdi. Ondan sonra hatta dedi Necip Hoca'nın bende bir hatırası var onu saklıyorum derdi yani. Mübarek. Devamlı oraya gelir giderim işte. Yani Necip Dayı'nın yanına. Böyle. Mübarek tabii ki Hayrola Efendi öyle derdi. Hafız Efendi ile derdi. Çok şeyimiz var derdi. Şimdi o zikire doymadı mıydı derdi. Çaykoya çıkarlardı derdi. Esad Efendi ile derdi. Yanlarına birkaç kişi alırlar. Gece yarısına kadar zikir ederdik. Gece yarısından sonra ondan sonra abdestleri tazelerdik. Tesbihe otururduk. Sabah namazını kılar da alırdık derdi. Evet. Bazen de ben oraya şey yapardım derdi. Fakat derdi Hafız Efendi derdi çok çalışkanıdı derdi. Fehmi'de de gece yatmazdı derdi. Hani derdi ki derdi bizim köyden de bir tanesine derdi böyle hilafet babına gelmiş bir kişi var. Oğlum dene şunu bir. Dede şunu istiyor de bakalım ne diyor. Yok demiş. Bir gün diyor köyden çıktım diyor. Dedenin yanına gidiyorum diyor. 7 sene dede, Fehmi dedem orada durdu. Bu hizmetinde bulundu. Bir de baktım diyor kar yerde diyor. Bir sis var diyor. Biri yolda gezeliyor diyor. Bak dedim diyor Hafız Efendi diyor. İbrahim İpek Efendim yolda diyor beni bekliyor diyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi ki diyor Hayra Devriş dedi diyor. Çıkarttı diyor. Bana diyor para veriyor diyor. Bunu Fehmi dedeme ver dedi diyor. Dedim ki diyor kendi kendime diyor ya Fehmi dede bundan para istemedi. Bu niye veriyor acaba ki dedim diyor. Başkasına ısmarladıydı bu dedim diyor. Dedim ki diyor ya senden istemedi. Niye şey yapayım? Ya sen ver dedi diyor ya. Evet. Mübarek diyor öyle verdim tabii. Diyor. Daha sen çok beklersin dedi diyor bizim köylüye diyor. Allah Allah. Evet. Sen çok beklersin elinden gitti dedi diyor. İşte ya, rahmetullah. Yani şimdi bu nedir? İşte mübareklerin mesela ki bir yerde teveccüdü ve himmetidir. Bir de mübareğin kendi mesela ki bir yerde onların ibdi Allah tabii ki sonra onların himmetiyle basiretinin açık olmasıdır. Hani evet. Gece o mesela ki o mesaide onun mesela o hali alması. Evet yani Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle Allah razı olsun abimizden yani, katkıda bulunmak istiyorum. Tabii. Bir dervişin gece tesbihinde daim olması, tabii. Sürekli olması, samimi olması, gündüz efendisiyle
Tarik-i Müstakim'den elinden tutmuş, biat etmiş olduğu efendisiyle rabıta halinin tabii devam etmiş olması, etmenin mecburiyette olması, Allah'ın lütfu keremiyle nasibinin de Allah indinde tabii ikramda olunması, kişinin ilmiyle amel etme muradı da varsa Allah'ın lütfu keremiyle olur. Tabii ki çok güzel örnekler olur. Çok güzel güzellikler çıkmış Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle. Tabii ki acizane gönlüme gelen şöyle bir hikmeti güzellik var İbrahim abi. Biz tabii sizin kadar bu yolda bir hizmetimiz yok, zaman mesaimiz yok ama şöyle baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi, Evliyaullah'a hepsi tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyundan seyit olanlar. Tabii. Yani Cenab-ı Hak şükürler olsun bu yolu onlarla devam ettirmiş. Tarik-i Müstakim'deki ümmeti Muhammed'in feyiz çeşmesi onların. Zaten mübarek insanlığın içinden olması öyle derdi. Evladım, hilafetin şu kadar yerinde, yani şuradan şu üst tarafı senin ehlak yazılır. Hüseyin Murat Efendimiz. Heh. Evet. Ehlak yazılıdır derdi. Peygamber Efendimiz eshaplarıyla birlikte ve pirimiz hayatta olan mürşidimize varana kadar oradadır derdi. Peygamber Efendimiz sorar diyor. Bunda şu hal var mı? Vardır. Var mı var mı? Bir tane noksan olsa vermezler. Evet. Olmaz. Der diyor. Yani özellikli vasfı. Tabii. Vasfı. Nitelik yani. Yani delik. Şimdi insanların mesela ki insanın mürşidi kamilin bir kere soyu önemli. Tabii. O soyun nereden geldiği mesela ki. Bir de mesela ki cömertliği. Hani bugün öyle ya, o kadar kişi gelecek. Mesela İbrahim İpek Efendim mesela ki duymuşsunuzdur mesela. Şahidiz elhamdülillah. He, bazı şeylerde derdi ki ya fakirden şih olur ama pahıldan olmaz derdi. Öyle değil mi deyin de bazı kişilere onları tasdik ettirirdi yani o kişilere de. Fakat şimdi mesela ki adam fakir olabilir ama varını yoğunu harcar orada. Evet. Verir. Ama adam ne kadar da şey olsa veremeyince veremiyor. Öbür gelen adam ne yapacak? Yani buradan Allah razı olsun İbrahim abimizin yani fakirden şeyh olur ama pahıldan olmaz gayesi onu ziyarete gelenin bir bardak su, bir bardak çay, tabii, bir lokma ekmek yiyecek. Yani ikram olarak görmüş olması Allah'ın indinde meşayihin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i temsili ve cömertliği hizmeti tabii, görev hizmet olarak görüldüğü için tabii ki tasavvuf, tarik-i müstakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolu tabii ki bilen büyüklerimizden Allah razı olsun sizlerden efendilerimizden bu yolun öyle güzelliklerini insan yaşamayınca hani söz vardır ya anlatılmaz yaşanır. Tabii. Tam gerçek olan hikmeti, güzellik anlatılmak istenilen, yaşanılması murad edilen hikmeti yol işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu olduğunu yani içinde olan yaşayanlar bilir. Hani bilmezsen nereden anlayacaksın? Fatih Nurullah Efendimizin sohbetinde bazen geçer. Görene köre nedir? Yani kör olan bu yolun güzelliklerini görmez. Öyle tabii. Şimdi. Yani gören onun güzelliklerini görür, ona muhabbet duyar. O bu yola Allah ve Resulü'nün muradı ile, aşkı ile aşık olur. Evet. Yani gaye bu. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ben benlikten Rabbime sığınıyorum. Son olarak yine İbrahim abimizden programımız yaklaşık yine vakti zamanına doğru geliyor. İbrahim abimizden yine her zaman söylüyorum ve seviyorum da. İbrahim Bey Efendimiz rahmetullahi aleyhin ahlakı ve bize göstermiş olduğu o güzellikler yaşama muradı gayesiyle
hani buyururdu sen bir divan söyle diyelim. İnşallah İbrahim abimiz bir divan söylesin. Mümkünse yine İbrahim İpek Efendimiz rahmetullahi aleyhin oturak divanlarından biz gayemiz o mübarek divanlarını inşallah programlarımızda tek tek icra etmeyi murad ediyoruz. Farklı farklı kardeşlerimizden inşallah. İnşallah. Buyur İbrahim abi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bugün vardım bir lokmana, zikir derde derman dedi. Niçin geldin sen lokmana, zikir derde derman dedi. Niçin geldin sen lokmana, zikir derde derman dedi. Zikir eyle ol divane, bulur hakkı kıyan cana. Niçin geldin sen lokmana, zikir derde derman dedi. Niçin geldin sen lokmana, zikir derde derman dedi. Günahlardan hazar eyle, kalbevine nazar eyle. Hak'tan alıp halka söyle, böyle olur divan dedi. Hak'tan alıp halka söyle, böyle olur divan dedi. Şeyh'im Hüsnü Gülüzar'ı seyreylerdi ol didarı. Fehmi de gördüm o nuru, bu nur Hakk'ın nuru dedi. Fehmi de gördüm o nuru, bu nur Hakk'ın nuru dedi. Rüştü zikir az eyleme, yalvar Hakk'a naz eyleme. Münkir ise hiç söyleme, böyle kutturan sultan dedi. Münkir ise hiç söyleme, sukutturan sultan dedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.